Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Osterwold'in açıklamaları da bu sayfa itibariyle var. İdollerin burada oynadığı en büyük takıma geldim Türkiye'deki açıklamasında. Yapmış. Diğer taraftan da oyunculara da yine teklifler var. Salahi'ye teklif başlığını kullanmış gazeteci Sarı Lacivertler. Bir yandan dış transferi odaklanmışken diğer taraftan da yüzünü e, iç transferi de dönmüş durumda. Diğer taraftan da kaleci transferi ne olacak e, sorusu da cevap e, bulmaya e, çalışılıyor. Fenerbahçe'de Kanarya'nın kadrosuna katmayı düşündüğü Livakovic'e İspanya ve İngiltere'den de talipler var. Özellikle Nottingham Forest başarılı eldiveni yakından takip ediyor. İngiliz ekibi öncelikle Premier Lig'de Kümede tutunmaya çalışıyor. Sezon sonunda Fenerbahçe ile transfer yarışına girmeleri muhtemel demiş. E, gazete açısından da e, kaleci transferi konusunda Fenerbahçe bakalım e, ne yapacak? Hep beraber göreceğiz. Fenerbahçe transferde durmuyor. Sarı lacivertler devre arası transfer dönemini hareketli geçiriyor. Kanarya öncelikle teknik direktör Jorge Jesus'u doğrultusunda Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ın renklerine bağlamıştı. Ardından da sol bek mevkisi Jadon Osterwolde ile güçlendirildi. Aynı gün sarılı Acvertler Barcelona'dan Emre Demir ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'de transfer harekatı son bulmadı. Süper Lig'den iki isim daha listede. O isimler Fabio Borini ve Onur Bulut. İki oyuncu içinde yoğun temaslar var. Karagümrük ve Kayseri Spor ile pazarlıklar devam ediyor. Fenerbahçe özellikle Onur Bulut transferinde önemli aşama kaydetti. Kayseri Spor Kulübü basın sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut transferi için Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu. Koç yaptığı açıklamada Onur Bulut için Fenerbahçe yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdiklerini, Siyam transferinden kalan borç ve artı bir bonservis ücreti karşılığında anlaştıklarını belirtti. Bulut'un sezon sonuna kadar Sarılı Acıvert'te ekiple yer alacağını vurgulayan koç, Onur'un menajerleri şu anda Fenerbahçe ile görüşme halinde. Menajerler anlaşırsa transfer gerçekleşecek dedi. Sezon sonu Kayseri Sporla sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki oyuncu evet dedi. Kulüplerde anlaşmaya vardı. Ancak anlaşmaya göre Onur sezonu Kayseri Spor'da tamamlayacak. Gelecek sezonları itibaren sarılarçverti formayı taşıyacak. Onur bu sezon performansıyla dikkat çekmişti. Fabio Borini için de Karagümrük'le pazarlıklar sürüyor. Birkaç İtalyan ekibinin de 31 yaşındaki hücum oyuncusunun peşinde olduğu ve temasları sürdüğü aktarıldı. Fenerbahçe Karagümrük'ten Borini renklerine bağlayarak hücum hattını çeşitlendirmeyi planlıyor. Fenerbahçe 19'luk sol açık, genç avı devam ediyor. Ara transfer döneminin hızlı kulübü Fenerbahçe'den önemli bir an meza geldi. Kanarya, Norstan takımında forma giyen kanalı sol açık, Ernest Nuama için girişimlere başladı. Potansiyeli çok yüksek olduğu öğrenilen 19 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe öncelikle ara transfer döneminde kadrosuna katmaya hedefliyor. Ancak Fenerbahçeli kurmayların Ara transferde olmasa bile oyuncuyu sezon sonunda mutlaka kadrosunda görmek istediği de genel haberler arasında. Ernest Noamak geçtiğimiz yılda Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Sol kanat dışında sağ kanat ve santra forma ekillerinde de forma giyebilen Noaba gol becerisi de son derece yüksek bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Solak bir oyuncu olan Ernest Noamak'ın Danimarka kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Noamak'ın güncel piyasa değeri 2 milyon euro civarında olarak gösteriliyor. Danimarka temsilcisinin Fenerbahçe'den ne kadar bir ücret talep ettiği şu anda bilinmiyor. 19 yaşındaki Ganalı sol açık ama potansiyeli yüksek ve gelişime açık bir oyuncu olarak gösteriliyor. Danimarka temsilcisinde bu sezon 16 lig maçına çıkan genç sol kanat 5 gol 4 asistlik performans gösterdi. Fenerbahçe'den flaş hatırla zalayı kararı. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Sarı lacivertler kritik karşılaşmadan galibiyetle alarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Kanarya'da tüm planlar 3 puan üzerine kurulurken ara transfer dönemi içinde çalışmalar devam ediyor. Sarı lacivertler bir yandan dış transfere odaklanmışken diğer taraftan içeriye de yüzünü dönmüş durumda. Kanarya 2025 yılına kadar kontratı olan Atilla Zalay'ın önüne yeni sözleşme koyacak. Mukaveresini uzatıp daha güçlü bir maaş teklifi götürecek. Sarı vertler böylece oyuncuyu bünyesine tutmaya devam etmeyi planlıyor. Atilla Zılay bu sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maçta forma giydi. Macar stoper 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Ener Valencia'dan Barcelona açıklaması. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ener Valencia harika bir sezona imza attı. Ekvadorlu oyuncu teknik direktör Jordi Sousa bambaşka bir boyu evrildi. Son olarak Kasımpaşa'ya karşı attığı 4 golle kariyerinde 1-2 gerçekleştirdi. Bu sezon attığı 19 golle krallık yarışında sirvede bulunuyor. 1.1 gol ortalaması yakalayan Valencia, Yıldız Santraforları geride bıraktı. Oyunda kaldığı süreler baz alındığında 61 dakikada bir fileleri sarsarak Erling kalan Robert Lewandowski, Kylian Mbappe, Neymar ve Harry Kane gibi yıldızları geride bıraktı. Enar Valencia'ya göz dolduran performansıyla yurt dışından da teklifler alıyor. Özellikle Meksika Ligi ekibi Cruz Azul'un ciddi ilgi gösterdiği Ekvadorlu oyuncu Jorge yaptığı görüşme sonrası teklifi geri çevirdi. Portekizli çalıştırıcı Valencia ile yaptığı görüşmede duyduğu duyuzu güvendire getirerek oyuncuyu ikna etti. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan deneyimli hücum oyuncusuyla kontrat yenileme görüşmeleri devam ediyor. Fenerbahçe yönetimi Valencia'nın menajeriyle temaslarını sürdürüyor. Henüz netleşmiş bir durum yok. Sarı Lajvert'ten sunacağı teklif belirleyici olacak. Fenerbahçe'de baş döndüren performansıyla dikkat çeken Valencia'nın adı Dünya Devi Barcelona ile dalınıyor. Memphis e Atletico Madrid'e gönderen Katalan ekibinin forvet listesini hazırladığı kaydedildi. Düşük maliyetli üç oyuncularının belirlendiği listede Ener Valencia'nın da olduğu iddia ediliyor. Barcelona'nın gündeminde olduğu öne sürülen Ekvadorlu Yıldız söz konusu transfer iddiaları hakkında konuştu. Ener Valencia Barcelona'dan teklif alması durumunca geri çevirmeyeceğini söyledi. Valencia, haberi aldığında şaka olduğunu düşündüm. Sonra her yerde eğilmeye başladığını gördüm dedi. transferle ilgili ise böyle bir teklif gelirse reddedilemez diye düşünüyorum ifadelerini kullandı. Santrafor bölgesinde oynayan Valencia, hücumun her iki kanadında da görev yapabiliyor. Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertler şu ana kadar 3 transfer yaptı. Kanarya, Emre Devir, Samet Akaydın ve Jayden Osterwold'u kadrosuna kattı. Fenerbahçe'de gelen isimlerin yanı sıra gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Yönetim ara transfer döneminde birçok futbolcu elden çıkarmayı planlıyor. Kanarya'da transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala sürpriz vedalar yaşanabilir. Teknik direktör George Jesu'nun raporuna göre hareket eden yönetim Portekiz hocanın düşünmediği futbolcularla kısa süre içinde yolları ayırmak istiyor. Bu isimlerden biri ise Gustavo Henrique'ydi. Brezilyalı savunmacı sezon başında Flamengo'dan kiralanmıştı. Jesus Fenerbahçe'de beklenen performansın çok uzağında kalan 29 yaşındaki oyuncunun biletini kesti. Sarı lacivertler taraftarlardan da yoğun eleştiri alan Henrique ile yollarını ayırmak istiyor. Kanarya, Gustavo Henrique'nin sözleşmesinden çıkmak için arayışa geçmişti. Konuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Gustavo Henrique ile ilgili son durumu Yunanistan basını duyurdu. Olympiakos tecrübeli soperi kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe'nin Yunan ekibine Ernike'nin kiralık sözleşmesini devredebileceği ifade edildi. Ancak 1.96 boyundaki futbolcunun tek talebinin Olympiakos olmadığı açıklandı. Henrique ile ilgilenen takımlar arasında Santos ve Gremio'nun da olduğu kaydedildi. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Gustavo Henrique bu sezon sarılı Acvert formayla 22 maça çıktı ve 3 gol bir asist oynadı.